Kalk kalk gittiler. Pardon kardeşim geliyor. Kardeşim mermiden kurtulduk, kafamı kırıp öldürüyordun ha. Neyse. O neydi lan öyle mermiyle göz göze geldim ya. Bu nasıl bir şey kardeşim, adamlar ateş etti bize be. Ya bu işler zor işte, öyle ki kolay değil. Of, neyse gittiler ya. Kardeşim ben ne anlamıyorum biliyor musun? Ulan adamlara iyilik yaptık be, iyilik de yaramıyor ya. Bir de tuttu kendileri götürdü bizi ya. Neyse neyse gittiler çok şükür. Kardeşim çok gerildim, korkuyorum ya. Neyse derin nefes al. Oh. Kendine gel lan. Oksijen çarptı kardeşim, fazla abartma. Tamam tamam. Tamam, başka şeyler düşündüm kardeşim. Hadi gidelim müştemilatımıza, sıcak sıcak oturalım. Sen de şu Zehra ile aranı yap. Tadımız tuzumuz kaçmasın, huzurumuza bakalım. Normal düzenimize geri dönelim, hadi kardeşim. Tutturdum müştemilat, müştemilat. Müştemilat ne lan? İki oda, bir tuvalet, bir oda işte yani. Nedir ya? İki oda, tuvaletten fazla bir şey. Biz o zaman huzurlu insanlarız kardeşim, tamam mı? Ama mevzu müştemilat değil zaten burada, mevzu Zehra. Şimdi Zehra gitse başkasıyla evlense ne yapacaksın? Ben bundan önce söyledim sana. 100 kere söyledim. Söyleyip durma lan. Zaten Zehra başka birisiyle birlikte olacak diye aklıma geldikçe böyle deliriyorum. Görüyorum. Kardeşim sen de mevzunun biraz tadını çıkar ya, ne var? Belki kız seni... Bak, ben dışarıdan bakan bir adam olarak söylüyorum. Seni tanıdıkça sana aşık olacak bak, görürsün. Ya git işine Allah aşkına Şevket. Neyim ben? Olur mu lan? Olmaz mı? Neyime aşık olacak Şevket Allah aşkına ya? Olur lan. Olur. Kız beni tanımıyor ki. Ziya Hoca diye birini tanıyor yani. Ben kendim değilim ki. Sahte bir hocayım yani. Bundan da sıkıldım zaten ya. Kimim lan ben? Öf! Tamam kardeşim, tamam. Sakin ol. Hadi yürü. Hadi yürüyelim, iyi gelir gel. Bence aşık olacak sana. Ya kesin.